Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeniden bir Diablo lore videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Diablo Immortal'ın hikayesini kısaca aktarmaya çalışacağım. Aslına baktığınızda kronolojik olarak hikayede geriye gitmiş gibi olacağız ama suç benim değil. Diablo Immortal çıkış tarihi olarak Diablo 3'ten sonra çıkmış olsa da hikaye olarak Diablo 2 ve Diablo 3 arasındaki bir zaman dilimini ele alır. Ve Diablo 3'te karşımıza çıkan bazı sorulara da cevap verir. Bu nedenle kanalın bir klasiği olarak bu oyunun hikayesini ele almazsak olmazdı. Lafı daha fazla dolandırmadan hikayemize geçelim. Beğenmeniz dileğiyle keyifli seyirler. Diablo 2'nin hikayesine derinlemesine tabii ki girmeyeceğim. Ancak Diablo 2 Lord of Destruction eklenti paketinin sonunda yaşanan ve üçlünün avında son büyük iblis generali olan Baal'ın köküne kadar yozlaştırdığı, özünde Sanctuary'yi koruyan, Anu'nun gözü olan Dünyalar Taşı'nın Tyriel tarafından yok edilmek zorunda kalmasından bahsetmemek olmaz. Tyriel'in bu hareketi kaçınılmaz gibi görünse de bazı istenmeyen hadiselerin önünü açtı. Bu da bizi Diablo Immortal'ın hikayesine getiriyor. Dünyalar Taşı'nın yok edilmesinden yalnızca 5 yıl sonra Diablo Immortal başlıyor. Her Diablo oyununda olduğu gibi Nephilim olarak, ki henüz tam gücümüze ulaşmamış da olsak, Wortham kasabasındaki korkunç dedikoduların kaynağını öğrenmek için buraya geliyoruz. Ve terörün kaynağının Skarn isimli bir iblis olduğunu öğreniyoruz. Skarn'ı dünyamıza çağırmaya çalışan Eskara'yı durduruyoruz. Ancak son nefesiyle Ifrit'i çağırmayı başarıyor. Ama sonuç değişmiyor. Ifrit'i öldürüp Dünyalar Taşı'nın ilk parçasını ele geçiriyoruz ve hikaye örgüsü bu şekilde başlamış oluyor. Bulduğumuz Dünyalar Taşı parçasının önemini ise Deckard Cain'den öğreniyoruz. Deckard Cain'in de bu taşların peşinde olduğunu, yok etmek istediğini ancak bu taşlardan daha fazlası olduğunu öğreniyoruz. Bir an önce hepsini bulmamız ve Cain'e getirmemiz lazım. Deckard Cain, Talraşa'nın kullandığı büyü ile bir başka taşın yerini tespit ettiğini ve Ashwood mezarlığında olduğunu söylüyor. Bölgeye geldiğimizde Lethes isimli bir necromancer'ın Diablo evreninin efsanevi kötü kahramanlarından biri olan Kral Leorin içinde kalmış olan Diablo'nun güç kırıntılarına hükmetmek için Dünyalar Taşı'nın parçasını kullanarak Kral Leori'yi uyandırmak isterken yakalıyoruz. Lethes'in eski hocası Zul'ün yardımı ile, ki Zul karakterini Heroes of the Storm oynayanlar çok iyi tanır, tehlike çok büyümeden durduruyoruz. Diğer bir Dünyalar Taşı parçasının da yine eski bir Diablo efsanesi olan Kontes'in elinde olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçiyoruz. Kontes, gençliği ve güzelliği için her şeyi göze almış olsa da Forgotten Tower'da Diablo 2 oyuncularının bolca farm yaptığı, Kontes'in kendi evinde öldürüp yine Dünyalar Taşı parçasını ele geçiriyoruz. Böylece elimizde 3 tane Dünyalar Taşı parçası oluyor. Ancak nasıl yok edeceğimizi bilmiyoruz. Deckard Cain vakti zamanında Zoltan Kull'un bu konu üzerinde çalıştığını ve konuyla ilgili bilgisi olabileceğini söylüyor. Tabii gidip kendisiyle direkt konuşamayız. Zoltan Kull uzun zaman önce öldü. Ancak kitaplığında herhangi bir bilgiye rastlayabileceğimiz umuduyla Kejistan'a, Kaldium'un çöllerine doğru yola çıkıyoruz. Burada bir dizi hikaye örgüsüyle karşılaşıyoruz ama çok dalandırmadan ana konudan devam edeceğim. Zoltan Kull'un araştırmalarından ve geçmişe gidip beraberce bağlı kovalarken öğreniyoruz ki ancak ve ancak bir yüksek melek silahı ile, yani bir Archangel silahı ile Dünyalar Taşı'na zarar verilebilir. Krotor'dan öğreniyoruz ki Sanctuary'de bugüne kadar yalnızca iki yüksek melek silahı bulunmur. İlki Tyriel'in kılıcı Eldruin, ki bariz adam bununla Dünyalar Taşı'nın orijinalini yok etti. Diğeri ise adını ilk defa duyduğumuz Ylnira. Ylnira'yı Blefen'de Nameri Tapınağı'nda bulabileceğimizi öğreniyoruz. Bu hançeri almak için yola koyuluyoruz. Tapınağın içinde yatan kadim tehlike Sargot'u yok etmemiz karşılığında görevimiz olan Ylnira'ya sahip oluyoruz. Vakit kaybetmeden silahı Deckard Cain'e getiriyoruz. Ve şu ana kadar elde ettiğimiz 3 Dünyalar Taşı parçasını başarıyla yok ediyoruz. Tam huzur bulduk derken kuzeyden kötü haberler geliyor. Mount Zavain'de Khazra klanının acımasız bir şekilde bölgede terör yaydığını görüyoruz ve hemen işe koyuluyoruz. Hikayesel olarak Diablo evreninde ilk kez Monk sınıfı savaşçılarla karşılaşıyoruz. Bu noktada hikaye biraz dallanıp budaklansa da yine kısa bir şekilde atlayarak gidecek olursak, burada öğreniyoruz ki Skarn bir parça Dünyalar Taşı'nı ele geçirmiş ve kendi alemi olan Realm of Damnation'a götürmüş bile.
kendisini durdurmaya çalışan melekleri alt etmiş ve onlardan birini kendi safına döndürmeyi bile başarmış. Ylnira'nın yardımı ile meleklerin bazılarını kurtarıyoruz. Veratiel bu görevin başındaki yüksek melek. Ancak teğmenlerinden Shadox'u kurtaramıyoruz. Çoktan cehennem saflarını geçmiş bile. Bu görev zincirinde yine Diablo evreninin efsanevi karakterlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Meşhur kasap Butcher. Ancak melekleri kurtarmamızın bir bedeli oluyor. Ve elimizde bulunan Ylnira yavaş yavaş yozlaşmaya başlıyor. Bu yozlaşmada silahın Skarn tarafından kullanılabilmesi anlamına geliyor. Bu güç sayesinde cehennem iblislerini dünyamıza getirilebilecek kapı görevi görecek devasa bir iblis solucanı uyandırıyor. Solucan ile savaştıktan sonra hemen Skarn ile yüzleşiyoruz. Kahramanlar olarak tabii ki başarılı oluyoruz. Ancak son gücüyle Skarn, efendisi Diablo'yu uyandırmayı başarıyor. Bu noktada tamam artık burada işimiz sona erdi derken Veratiel araya giriyor ve kendisini feda ederek bizi ve Dünyalar Taşı parçasını kurtarıyor. Silahı ve Dünyalar Taşı parçasını Deckard Cain'e getiriyoruz. Son bir ayin ile ele geçirdiğimiz Dünyalar Taşı'nı da yok ediyoruz. Ancak buruk bir zafer yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Diablo'nun ruhu yaşıyor ve serbest. Bu noktada Diablo Immortal'ın ana hikayesi bitiyor. Ancak tabii ki gelecek olan eklenti paketleriyle daha fazla tehdidin var olduğunu öğreneceğiz. Ve Diablo'nun Sanctuary'e gelişini engelleyeceğiz. Bunlardan ilki Forgotten Nightmares yaması. Diablo 3'teki Diablo karakteri kullanılarak türetilen Ancient Nightmare, kadim kabus, ışığı sönümleyerek Rakkis'in şövalyeleriyle Ivgorod'un Monk savaşçılarını birbirine düşürmekte. Hemen bölgeye gidip duruma müdahale edip Ancient Nightmare'i alt edeceğiz. Zakarun müritleriyle Ivgorod arasında şimdilik de olsa barışı sağlamış olacağız. Diğer bir kötü haber de Terror's Tide yaması ile Westmarch Krallığı'nın Stormpoint bölgesinden geliyor. Tabii ki çok geciktirmeden hemen bölgeye intikal ediyoruz. Bu maceramızda bize daha önce Deckard Cain ile birlikte Mephisto avına katılan güçlü bir büyücü olan Karshun da katılıyor. Diablo'nun tarikatı olan Cult of Terror'ın önde gelenlerinden Akines'in Dünyalar Taşı parçalarından birine sahip olduğunu ve onunla Diablo'yu Sanctuary'e çağırmak istediğini öğrendikten sonra durdurmak için harekete geçiyoruz. Ancak Akines, Dünyalar Taşı parçasının gücünü kullanarak Shambael isimli bir iblisi çağırıyor ve kaçıyor. Shambael'i durdursak da Akines elindeki Dünyalar Taşı parçası ile kaçmayı başardığı için hala Diablo tehdidi devam etmekte. Hikaye örgüsü bu noktada bitse de bu açık kapı Diablo Immortal'ın hikayesinin devam edeceğinin göstergesi oluyor. Ve arkadaşlar, Diablo Immortal'ın bugüne kadarki hikayesinin kısa özetini elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Oyun hala aktif ve devam eder bir pozisyonda olduğu için bu hikayenin üzerine eklentiler illaki gelecektir. Önemli ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ve başka bir Diablo lore videosunda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın.